Pandemi sonrası dünyayı saran, sarsan üst üste iki kriz yaşadık. Birisi sağlık krizi, ikincisi ekonomik kriz. Bu krizin yansımaları Türkiye'yi de etkiliyor. Enflasyon, hayat pahalılığı bunlar devam ediyor. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Birincisi şu, enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor. Bu politika başarıya ulaşacak. Üstelik de biz ekonomiyi büyüterek bu sorunu çözeceğiz. Büyüyerek sorun çözme neymiş göstereceğiz. Çünkü büyümeden vazgeçemeyiz. Büyüme istihdam demek. Büyüme Türkiye'nin milli gelirinin artışı demek. Büyüme Türkiye'nin güçlenmesi demek. Büyüme Türkiye'nin ihracatının artması demek. Yerli kaynaklara dayalı döviz üretmenin imkanı, iki imkanı var. Birisi ekonomik büyüme ihracat, diğeri turizm. Türkiye ikisini de harekete geçirmiş burada. Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. Enflasyon önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yılda tahmin ediyorum kontrol altına alındı şimdi zaten biliyorsunuz. Ama bunu daha da aşağılara çekeceğiz. Fakat şu gerçeği unutmayacağız. Enflasyonun karşısında enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız var. Emekçilerimiz var, çalışanlarımız var, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda olan, güçsüz, çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk Devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğalgaz yardımından tutun, yakıt yardımından tutun, yiyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan bir sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bir Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla ne yapıyoruz? Enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının üçüncüsünü yapacağız. İnşallah orada da bir uzlaşmayla yeniden emekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Dahası çalışan kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyona ulaşan bir kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz bir dönümüzde EYT diye bu emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz, hale getireceğimiz uygulamamız var. Neticede şunu demek istiyorum. Ekonomide sorunlar var. Ekonomik sorunların sosyal yansımaları var. Sosyal problemlere dönüşü var. Onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk devleti güçlü bir devlettir. Türk devleti sosyal bir devlettir. Ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde demokrasimizi güçlendirerek 2023'te Türkiye'nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek Türkiye yüzyılının güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız.